gün o yüzden hatta hükümeti bozdu. Bu kez darbenin ismi değişti. Adı postmodern darbe oldu. 28 Şubat 1997'de darbeciler iktidara izin yok dedi. Hükümet adım adım parçalandı. Erbakan'ın başkanlığı 28 Şubat sonrası sadece 4 ay sürdü. 28 Şubat süreci 1995 genel seçimleriyle başladı. Merhum Necmettin Erbakan liderliğindeki Refah Partisi oyların %21.37'sini alarak sandıktan birinci parti çıktı. Milli Görüş Hareketi Türk siyasi tarihinde ilk kez hükümeti kurma hakkı elde etti. Ancak teamüllerin aksine hükümeti kurma görevi seçimden birinci parti çıkan Refah'a verilmedi. Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel hükümeti kurma görevini Refah Partisi lideri Erbakan'a vermedi. Halk ile mücadele olma, hala bu ülkede demokrasi içine sindiremeyenler varsa kendilerini terbiye etsinler. Önce DYP lideri Tansu Çiller, sonra ANAP lideri Mesut Yılmaz hükümet kurmaya çalıştı. İkisi de başaramadı. Asker Refah Partisi'nin iktidar ortağı olmasını istemiyordu. Diğer partilere Erbakan ile hükümet kurmayın baskısı yapılıyordu. Seçimlerden 6 ay sonra Temmuz 1996'da uzun pazarlıklar sonucu Necmettin Erbakan başkanlığında Refah Partisi ile Doğru Yol Partisi, Refah Yol olarak adlandırılan hükümeti kurdu. Şimdi şu anda böylece bir Refah Partisi Doğru Yol Koalisyon hükümeti kurulmuştur. Başbakan Erbakan ilk resmi ziyaretini İran'a yaptı. Ardından Libya'ya gitti. Bu ziyaretler siyasette tansiyonu yükseltti. Erbakan dönemin Libya Devlet Başkanı Kaddafi'nin Türkiye aleyhine sözlerine gerekli yanıtı vermemekle suçlandı. Biz bu konuda dışişleri olarak derhal girişimlerde bulduk. Hemen bir deklarasyon yayınladık. O bilindiği gibi elçimizi şu aşamada geri çekmiş bulduk. Ocak 1997'de Erbakan Başbakanlık konutunda bir iftar verdi. İftara tarikat ve cemaat liderleri de davetliydi. Askerle hükümet arasındaki ipler iyice gerildi. Genelkurmay bünyesinde Batı Çalışma Grubu kuruldu. Refah Partisi'nin tüm faaliyetleri izlemeye alındı. Artık postmodern darbenin ayak sesleri duyuluyordu. 26 Ocak 1997'de Gölcük'teki donanma komutanlığında iltica konulu şura düzenlendi. 31 Ocak 1997'de ise Refah Partili Sincan Belediyesi Kudüs Gecesi etkinliği yaptı. Askerin bu toplantıya tepkisi Sincan'da tankları yürütmek oldu. Ve 28 Şubat 1997 Milli Güvenlik Kurulu iltica gündemiyle toplandı. Tam 9 saat sürdü. Toplantı sonrası yayınlanan 18 maddelik bildiride laiklik vurgusu yapıldı. Tarikatların yasaklanması, temel eğitimin 8 yıla çıkarılması istendi. İşte 28 Şubat 1997 günü Çankaya Köşkü'nde bir araya gelen Milli Güvenlik Kurulu üyeleri böyle gergin bir ortamda toplandı. Refah Yol Hükümeti'nin Başbakanı Necmettin Erbakan'la Yardımcısı Tansu Çiller ve Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı ile diğer kuvvet komutanları önlerindeki kabarık dosyalarla karşı karşıya geldiler. Saatler süren toplantıda askerlerin hazırlattığı kökten dinci akımlar raporu okunarak Erbakan ve Çiller'in dikkatlerine sunuldu. Oldukça gergin geçen toplantının ardından 20 maddelik tedbirler taslağının hazırlanması kararlaştırıldı. Toplantı sonrasında alınan kararlar özetle şöyleydi. İrticai faaliyetlerde tırmanma vardır. Vakıflar bu faaliyetlerin ana karargahlarından biri haline gelmiştir. Sincan'daki Kudüs gecesi vahim bir olaydır. Yargı süratli hareket etmeli, Başkan Bekir Yıldız bir an önce yargılanmalıdır. İran, Türkiye'deki irticai faaliyetleri desteklemektedir. İran gizli servisi yoğun bir faaliyet içindedir. Tarikat liderlerinin onurlandırılması ve ön plana çıkarılması devrim yasalarına aykırıdır. Dergah ve tarikat faaliyetleri artmıştır. Bunlar yasalara aykırıdır, mutlaka kapatılmalıdır. Kılık kıyafet yasası mutlaka uygulanmalıdır. Milli Güvenlik Kurulu sonrası Erbakan hükümeti üzerindeki baskılar her geçen gün arttı. 28 Şubat'tan 4 ay sonra 18 Haziran 1997'de Erbakan istifa etmek zorunda kaldı. Dönemin Cumhurbaşkanı Demirel'in hükümet kurma görevini verdiği Mesut Yılmaz, Ana Sol D hükümetini kurdu. Bir yıl sonra da Refah Partisi kapatıldı.
Erbakan dahil birçok parti yöneticisine siyaset yasağı getirildi. Gelişmeler bu kadarla da kalmadı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Ural Savaş'ın laiklik karşıtı eylemleri nedeniyle Refah Partisi'nin kapatılmasını istemesi partinin sonunu hazırladı. Anayasa Mahkemesi 16 Ocak 1998 günü yaptığı tarihi toplantıyla Refah Partisi'nin kapatılmasına karar verdi. Refah Partisi'nin kapatılmasıyla birlikte Türkiye'deki laiklik ve rejim karşıtı hareketlere yönelik çalışmalar hız kazandı. Binlerce vakıf ve dernek tek tek gözden geçirildi. Kılık kıyafet kanunu daha etkin biçimde uygulanmaya başlandı. Laiklik karşıtı her girişim Türk adaleti önünde yargıya çıkarıldı. Bin yıl sürecek denilen 28 Şubat, 16 yıl sonra 2013'te dava konusu oldu. 28 Şubat'ın aktörlerine hükümeti devirmeye teşebbüsten dava açıldı. 103 sanığın yargılandığı dava Nisan 2018'de sonuçlandı. 68 sanığın beraatine karar veren mahkeme, ölüm nedeniyle 4 sanığın, zaman aşımı nedeniyle de 10 sanığın hakkındaki davanın düşürülmesine hükmetti. Dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, 2. Başkan Çevik Bir, Harekat Başkanı Orgeneral Çetin Doğan, eski YÖK Başkanı Profesör Kemal Gürüz'ün de olduğu 18 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bir karanlık döneminin adı da postmodern olsa bile iktidarın silah yoluyla düşürülmesi, hükümetin zorla istifa ettirilmesi halen birçok soru işareti içinde barındırıyor. 28 Şubat üzerinden yıllar geçse bile o dönemde yaşanan olaylarla hafızalardan silinmiyor. Anlamak için başka bir bölümünde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.